muhalefetle ciddi bir işbirliği yapan o zamanki YSP, HDP neyse o parti, bugün DEM Partisi, kesinlikle muhalefetle işbirliği içinde değil, kesinlikle iktidarla işbirliği içinde. Bunu gayet kesin konuşuyorum. Bu çok açık. Zira iktidardan bazı beklentileri var. Kısmi af olabilir. Seçildikleri yerlerde kayyum atanmaması olabilir. Yurt dışında yapılan bazı görüşmeler var. Türkiye'nin özellikle Kobani ve sonra Kamışlı'ya askeri hareket yapmaması gibi konular var. Amerikalıların bu konuda talepleri var. Bizim Amerika'ya karşı bugünlerde iktidarımızın gayet müzahir bir tavrı var. Onun için bu konunun kesin bir dille muhalefet tarafından reddedilmesi lazım. DEM'le CHP'nin bir işbirliği veya muhalefetin işbirliği söz konusu değil. Nokta. Bu kadar açık. Hiçbir tereddüt yok. Bunu açık açık söyleyebilmeleri lazım. Ki ben de yani DEM'in, ha bu DEM açısından da gayet meşru bir şeydir. Yani DEM Partisi de kendi menfaatleri açısından pragmatik bir şekilde ne yapacaksa yapacaktır. Ahmet Türk'ün de söylemini unutmayalım. Onu da ilave edeyim size. Gayet o Tayyip Erdoğan'dan bir şey yapabileceksek Tayyip Erdoğan'dan yapacağız dedi. Bu beyanları da yaptılar zaten. Dolayısıyla DEM Partisi bugün merkezi iktidarla ters düşmeyecek bir politika içinde diyelim. Daha yumuşatarak öyle söyleyeyim. Bir iki şey de müsaade ederseniz söyleyeyim. Bu polemikçilik meselesinde şey hakikaten acemi Sayın Murat Kurum. O Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük avantajı. Ekrem İmamoğlu'nun da bu konuları son zamanlarda öğrendiğini ve doğru hareket ettiğini görüyorum. Başta çünkü çok büyük hatalar yaptı. Ben böyle bir adamım, tatile gidersem giderim dedi. Yani onları hiç unutmamak lazım. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ilk dönemdeki davranışları bugün devam ediyor olsaydı Murat Kurum için ne söylüyorsak onu söyleyecektik. Ben tatile giderim, işte depremden sonra oraya giderim, yazın Bodrum'a giderim, onu yaparım, bunu yaparım gibi. Benim çok ciddi yalnız bir tenkidim var. Dediklerini yapan bir insan olarak görünen Ekrem İmamoğlu beni bir yerde oy vereyim mi vermeyeyim mi diye tereddüte düşürecek kadar ciddi bir eksikliği var. Ne? Nedir? Yolsuzluklar nerede? Bundan evvel 94'ten seçildiği zamana kadar AK Parti yönetimlerinin yaptığı yolsuzluklardan bahsediliyordu değil mi? Nerede bu yolsuzluk dosyaları? Ben bunu söylediğim zaman efendim biz bunları İçişleri Bakanlığı'na yolluyoruz. İçişleri Bakanlığı da müsaade etmiyor diyor. Ben böyle saçma sapan bir laf duymadım. Siz yolsuzluk dosyalarını kendiniz tetkik ettirirsiniz. İcap ederse dışarıdan işte KPM bilmem ne firmalarını getirip bütün problemleri doğru dürüst ortaya koyarsınız. Başta 2000 arabayı bir yerde dizip gösterecek kadar gösteriyle bu işe başladıktan sonra 5 senede 20 senelik AK Parti döneminin bir tane yolsuzluğunu ortaya koyamıyorsanız ben onlara da şüpheyle bakıyorum. Mesela şu burslar falan. Hı? Şu AK Parti yandaşlarına verilen burslar vardı ya, fahiş burslardı. Nerede i̇şte bunlar? Merve Kavakçı'nın kardeşi dahil olmak üzere. Güzel, i̇şte çok... bunlar ortaya konulmadı mı? Bravo. Bu mu yetti? Gayet tabii ki değil de mesela hani örnek istediniz bunlar, ya. Bunlar, bakın yetmiyor bunlar da. Bunlar da yetmiyor. Daha fazla ortaya çıkaralım. Bakın olmasının bir tarafında siz bu kadına dava ettiniz mi ya? Davalık suç unsuru var mı? Nasıl olmaz? Suç unsuru olduğuna emin değilim o ama bir suç unsuru yoksa tenkit edeceğiniz bir konu da yok. Yok hayır olur. Çünkü her ayıplayacağınız şey suç olmak durumunda değildir. Şimdi geleceğim burada Ceren Hanım size. Ben çok basit bir soru soruyorum ve Türkiye'deki en muzdarip olduğum konu. AK Parti'ye de aynı şeyi söylüyorum. AK Parti döneminde 20 küsur senelik iktidarda bir tane AK Partilinin yolsuzluktan mahkemeye düştüğünü gördünüz mü? Mahkemeye düşmüyor işte. Siz onu az önce kendiniz de söylediniz. İçişleri Bakanlığı verilse bile herhangi bir sonuç çıkmıyor. İşte olmadı. Hı hı. Sen eğer bu iddiadan geliyorsan bunu teşhir edeceksin. Mutlaka teşhir etmesi lazım da mahkemeye çıkartmak gücü yok. Can, onların bari avukatlığını yapma. Hayır ben asla hiç kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Bak lütfen. Şimdi ben Ölmeyiz. Burada... Beni tanıyorsunuz, ben kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Siz biraz önce kendiniz söylediniz, dediniz ki öyle İçişleri Bakanlığı vermekle bu iş olmaz dediniz. Olmuyor işte. Yani olmuyorsa o zaman senin yapacağın başka şeyler var arkadaş. Tamam işte yani siz bunu
örneğin o otoşov mevzusu vardı. Bu araçların sergilendiği. Sonrasında işte bursların ne kadar usulsüzce dağıtıldığıyla ilgili bilgiler vardı. Veya o vakıflara, cemaatlere verilen paralar bir döküm halinde ortaya konuldu. Şimdi tamam, bunlardan mutlaka bir suç duyurusu vesaire belki söz konusu olabilir ama suç duyurusunu değerlendirecek olanlar da zaten bu hükümet olduğu için herhangi bir sonuç çıkmıyor. Sen onlar sonuç çıkmasa da sen bunun takibini doğru yapacaksın. Doğru. Yani burada az önce söylediğim gibi bir suç unsuru var mı yok mu ondan emin değilim. Kesinlikle usulsüzlük, kesinlikle yani Türkiye'nin kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ama yani bunu kitabına uydurup yapmışlar mı bundan çok emin değilim. Şimdi bunu şunu söyleyeyim sana, böyle bir iddiadan çıkıp dünyanın yolsuzluğu var, ben bunu ortaya çıkartacağım diyerek sen bunları ortaya çıkartıp halkı ikna edecek şekilde getirmediğin zaman puan kaybediyorsun. Polemikçiliğin ötesinde. Tarikatlar, cemaatler mevzusunda sanki ikna edildi halk, öyle görüyorum ama. Ben görmüyorum. İkinci bir şey daha söyleyeyim sana. Bir mazeret çıkartıyor Ekrem İmamoğlu. Efendim benim kredim vermiyorlar, iş yaptırtmıyorlar diye. İşte bak, bu en tehlikeli iş. O zaman Tayyip Erdoğan'ın tehdidi geçerli hale geliyor. Yani yerel yönetimle merkezi bir arada olmazsa. Şimdi Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu son seneye kadar, son sene değiştirdi bunu. Efendim yaptırtmıyorlar diyor. Ben deprem için kredi buldum, konutları yenileyemiyorum. Ben metro için kredi buldum, yaptırtmıyorlar. Ben işte bilmem ne için gemiler aldım, işte Bandırma'ya yollamak için, yaptırtmıyorlar. Bunu yapmaması lazım. Bu iki şeyde büyük problem yaratıyor. Kızmazsanız araya girebilir miyim? Yani hayır, o konuda... girme. Ben lafın bitirdiğim zaman karşılıklı gireceğim. Da gidebiliriz. Hayır, ben istemiyorum öyle bir şey. Lafın bitireyim. Ben kimsenin lafına karışmıyorum. Yok, siz de karışın. Hayır, karışmam. Sonuçta panel yapmıyoruz canım. Yani karşılıklı fikir tartışta bulunuyoruz. Ben bir fikrimi 1, 2, 3, 4 diye anlatacağım. Siz de 1, 2, 3, 4 diye cevap verin. Benim her söylediğime polemikle cevap verirseniz benim insicanım bozuluyor. Polemik canım, bu benim eksikliğim. Belki hani lafımı bitirmeme müsaade edin. Sorularla lütfen. Belki açarsak size daha iyi meramınızı anlatırsınız diye. Hayır, ben meramımı anlatmakta hiç eksik kalmam canım. Kusura tamam, bakma. Buyurun, devam. Ben meramımı gayet iyi anlatırım. Tamamdır, buyurun, devam. Siz yalnız polemik yapacak şekilde girmeyin. Ben polemiğe gelmiyorum burada. Ben bir fikriyatı anlatmaya çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun düzeltmesi gereken eksiklikleri anlatıyorum. Siz tutup da Ekrem İmamoğlu olarak efendim bana bunu yaptırtmadılar, yaptırtmadılar, yaptırtmadılar derseniz... Ama işte yanlış bilgi, öyle demiyor. O yüzden söyleyecektim. 20 tane sana örnek çıkartırım. Tamam, öyle demiyor ama bakın o zaman çok kısa gireyim, şunu söyledi. Dedi ki bizim önümüzü kesmeye çalıştılar, bizi engellemeye çalıştılar, topal ördek yapmaya çalıştılar ama biz atom karınca olduk dedi. Bunu Mansur Yavaş'a söyledi. Bunu son bir senedir söylüyor arkadaş. Bundan evvel demedi. Bana yaptırtmadılar diye ben deprem konusunda konuştuğumda 30 milyar dolar kredi bulunduğunda deprem için bana konut yaptırtmadılar diyen o adam. Şimdi senin söylediğini son bir senede düzeltmeye başladı. Ben de onu söylüyorum. Siz bu şekilde bunları idrak edip de yapmazsanız, bana yaptırtmıyorlar mazeretinden çıkarsanız sana oy vermez ki millet. Ben o zaman yapacak Murat Kurum'a veririm. İstanbul'un da deprem olarak düzelmesini temin ettiririm. Onun için lütfen her konuştuğumda kesmeye çalışma. Biz bunları Ekrem İmamoğlu'nun kazanabilmesi için iyi niyetten de söylüyoruz bu lafları. O dezavantajla yola çıktığının herkes farkında diye düşünüyorum. Örneğin taksi meselesinin çözülmesi için diğer yine İstanbulluya çok fazla çektiren bazı sorunların çözülmesi adına çözüm bulmaya çalışırken, bir çıkış yolu bulmaya çalışırken hükümetin burada merkezi yönetimin attığı adımların ona engel olmaya çalıştığının gayet tabii ki çoğu insan farkında. Bunu doğru bir şekilde yansıtması lazım. Buna katılıyorum. Emin Bey'in söylediği doğrudur. Ama sadece bize bunu yaptırtmadılar. Bakın biz aslında şunları yapardık ama bu noktada önümüze engel oldular demiyor. Diyor ki bakın bunlar o kadar büyük bir yolsuzluk ve israf düzeni oluşturmuşlar ki biz bunu biraz bile kıssak zaten onların engellemelerine rağmen sonuca ulaşabiliyoruz. Onlar yaptırmamaya çalıştılar ama biz ona rağmen yaptık diyor. Yani temelde öyle bir farkın olduğunu ifade etmek isterim. Bu rakamlarla alakalı az önce Semih Bey'in de söylediği, ben farklı bir pencereden de bakmak istiyorum. Şimdi 2014 yılında Mustafa Sarıgül %40.1 oy almıştı. O zaman kendisi de herhangi bir ittifakın adayı değildi. Yani tabii o zaman İyi Parti yoktu ama Sırrı Süreyya Önder gibi o dönemin Selahattin Demirtaş gibi popüler bir figürünü
çıkarmıştı HDP ve ona rağmen Sarıgül yüksek bir oy oranına sahip olmuştu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun son 5 senelik performansıyla bunun çok daha üstüne çıkabileceği düşüncesindeyim ki 43-44 bandının seçimi kazanmak için yeterli olacağına inanmaktayım. 43-44 gibi deniliyor. Evet, evet. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi bunu çok fazla tartışıyoruz işte. Mesela bu beka söylemi veya terör söylemi bunlar gerçekten de amacına ulaşıyor mu? Örneğin 2023 seçimlerine gidilen süreçte hükümetin bunları olumlu bir şekilde kullandığını, bundan olumlu sonuç aldığını vesaire söylüyoruz. Evet, ama burada bence şunu unutmamak gerekiyor. O seçimde seçimi kazanan iktidar değildi. Seçimi kaybeden muhalefetti. Dolayısıyla hani sanki onların söylemleri çok yerindeymiş, çok doğruymuş, gerçekten de böyle tam isabetmiş de ona rağmen işte muhalefetin her şeyi çok iyi yapmasına rağmen seçim kazanılmış gibi bir durum burada söz konusu değil. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şu anda evet yine terör meselesini kullanıyorlar, yine beka meselesini, evet, yine PKK söylemini vesaire kullanıyorlar. Bu yine başarılı olacakları anlamına gelmiyor. Çünkü bu sefer daha doğru bir şekilde devam eden bir muhalefet söylemi ve muhalefet politikası, kampanyası var.